Çocuklar merhaba. Bugün sizde bir ördek çizeceğiz. Ördeği hepimiz tanıyoruz. Hani şu sulak yerlerde, göllerde falan yaşayan, böyle vank 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 diye dolaşan minik yeşil kafalı yassı hayvan. Kuş. Evet. Ördeği sevmeyen var mı aranızda? Herkes seviyor değil mi? Zaten çizgi filmlerin çoğunda hep ördeği görüyoruz. Şimdi biz de kendimize göre bir ördek çizelim. Ördeği de yine yuvarlaklarla, dairelerle çizeceğiz. En azından genelini öyle yapacağız. Başlıyoruz. İyi izleyin. Önce ördeğimize bir kafa verelim. İşte ördeğe bir kafa. Ördeğe de gövde vereceğiz ama gövdeyi biraz daha yassı yapalım. Daha yumurtavari bir gövde yapalım şöyle. Tamam mı? Şimdi buna bir de boyun lazım. Şöyle iki çizgiyle boynumuzu halledelim. Ördeğin ağzı diğer kuşlar gibi minik gövde değildir. Tam tersine yaygın, kocaman, geniş bir ağzı vardır. Biz de ona yaygın, kocaman, geniş bir ağız verelim. Şöyle yapalım. Nasıl? Benzemeye başladı değil mi ördeğe? Evet. Tabii bu ağız biraz gülümsesin bize. Şöyle bir çizgi koyalım. Ucuna da minik bir çentik. Bu çentik hayvanın bize gülümsemesini sağlıyor. Gülümseten çentik işte bu. Gelelim gözlerine. Ördeğe iki tane minik siyah göz verelim. Ördeklerin gözleri küçük küçük olur. Tabii iki tane de küçük kaş üzerine. İşte benzedi değil mi ördeğe? Sıra geldi kanadına. Şöyle bir kanat yapalım, bir yuvarlak da buraya. Ucuna da şöyle şöyle yapabiliriz, tüyler yapabiliriz. Her ördeğin bir de kuyruğu vardır. Küçüktür ama şöyle puf puf bir kuyruğu vardır. Sıra geldi ayaklara. İki tane ayağımız var ördek için. İki tane bacak. Uçlarında diğer hayvanlar gibi yuvarlak değil ama şöyle sanki palet gibi arası perdeli ayakları vardır. Bu ayaklarla ördekler suyu rahat rahat iterler ve suyun üzerinde yüzerler. Nasıl mı? Size bir tane minik şey göstereyim. Diyelim ki şöyle su var. Ördeğimiz buraya oturduğu zaman böyle oturduğunda suyun içine ayaklarıyla şöyle şöyle yaparak suyu itebilirler. Bizim ördeğimizin ayakları öyle. Arasına şöyle bir tane çizgi koyalım. O palet belli olsun diye. Şimdi hepiniz kaleminize kağıdınıza saldırın bakalım. Hemen kendinize göre bir ördek çizin ve onu bir güzel boyayın. Ne renklerimi? Şunları sarı, yani gaga ve ayakları sarı. Gerisini beyaz boyayın. Kafasını yeşil. Hadi bakalım. Hücum. Dün gece bir kuyruklu yıldız gördüm, Tekir. Hayret, ben seni görmedim, Bekir. Senden bahsetmiyorum, Tekir. Hem kuyruklu hem yıldız. Tam benim tarifim, Bekir. Her neyse, kuyruklu yıldız geçerken bir dilek tuttum, Tekir. Niye, Bekir? Çünkü o zaman dileğin gerçekleşirmiş, Tekir. Gerçekleşti mi bari, Bekir? Maalesef hayır, Tekir. Ne dilemiştin ki, Bekir? Senin biraz daha akıllanmanı, Tekir. Umarım bu gece bir kuyruklu yıldız da ben görürüm, Bekir. Gökyüzünde pek yalnızmış, yıldızlar çok uzaktaymış. Şöyle bakmış bir sağa sola. Demiş gezmek gerek artık, nerede biter bu karanlık. Kuyruklu yıldız çıkmış yola. Parlamış ışıl ışıl hep gökyüzünden. Kuyruğu yaldız yaldız dermiş karanlıkları. Gezgin kuyruklu yıldız. Satürn'ün mor halkasında, Neptün'ün çift uydusundan renkleri toplamış gelmiş. Saman yolundan geçerken kendi gibi gezen başka bir kuyruklu yıldızı sevmiş. Parlamış ışıl ışıl hep gökyüzünden. Kuyruğu yaldız yaldız.
yıldız. Beraberce parlamışlar, karanlığa renk saçmışlar, yıldızlara neşe katmışlar. Dönün gökyüzüne bakın, yankıyan müzik onların, gezgin kuyruklu yıldızların. Parlamış ışıl ışıl hep gökyüzünden, uyruğu yaldız yaldız gelmiş karanlıkları. Gezgin kuyruklu yıldız. İşte size gizlenmesi zor bir hayvan. Gerçekten zor bir hayvan. Söylemiyorum, fazla detay vermiyorum. Bulun bakalım. Merhaba gençler, Dotto Botto Robotto bilgi yarışmasına hoş geldiniz. Geçen seferlerden de hatırlayacağınız gibi yarışmamızın 10 sorusu var. Sizden 10 yanıt isteyeceğim. Bunlar benim hafızamda ama sizlerin bilmesi gerekiyor. Her şey çok basit. Bir de şu kuş var ama onun rolü neydi unuttum. Benden mi başlıyoruz? Evet Bernardo, sormak istediğim bir şey var mı? Evet var Rottişko Bottişko'cum. Nasıl bu o kadar akıllı olduğunu merak ediyorum. Sonra makine olduğun için neler hissettiğini de merak ediyorum. O elbiseler acıtıyor mu? Ha, bir de senin uçurtman var mı? Benim yok da. Bu kadar soru çok fazla. Yaptın mı? Siz Bay Ali. Ben Ali Fare. Sorum yok. Çünkü zaten her şeyi biliyorum. Robotlar hakkında, insanlar hakkında, birazcık da fareler hakkında. Sadece şeyi merak ediyorum. Bu yarışmada uçurtmalarla ilgili bir soru var mı? Nereden takıldınız bu uçurtmayı anlamadım. Devrelerim ısınmaya başladı. Değil mi? Biz de ısınırız. Üçüncü masada sayın. Kazım Kabakarga. Evet sayın Kazım Sabakarga. Aa, sana da şey. Evet sayın Abakarga. Ben de soru soracağım. Hiç çekemeyin sorun. Kuyruklu çok güzel siyah renkli uçak. Şimdi anladım. Uçurtma tabii. Tuzağa düştün. Yanıt karga olacaktı. Neyse yarışmaya başlayalım. Bernardo'cuğum hazır mısın? Ben başladık sanıyordum. Evet birinci sorumuz sinemadan. Animasyon diğer adıyla canlandırma sineması nedir? Animasyon? Animasyon canlandırma. Canlanın bakalım. Konularında köpekler, kargalar, fareler bol bol ele alınır. Aa, yani ben de. Saçma. Ya ben? Evet, hatta robotlar bile. Daha neler? Evet, evet. Artist karga nedir yönetiniz? Yalnız benim ücretim çok yüksektir. Pekala, yanıtı yine ben veriyorum. Animasyon yani çizgi film, gerçek yerleri ve kişileri kullanmak yerine çizilmiş karakterlerin canlandırılmasıyla gerçekleştirilir. Saniyeye 24 resim çizip onları tek tek kamerada çekmeyi gerektiren bu zahmetli iş, çokça hayvan karakteri işler. C vitamini portakalda. Gel değirmenlerine saldıran ünlü kahramanın adı nedir? Hepinizin okumuş olması gerekir. Gügü! Ben de okumuş muyumdur? Bana öyle bakmayın, ben saldırmadım. Ben de masumum. Düşmanları kimdir? Kesin fareler saldırmıştır. Nereden çıkardınız Sayın Kazım Karga? Budayları yemek için.
Doğru yanıt Don Kişot olacaktı. Olay Cervantes'in ünlü romanında geçer. Don Kişot ve yardımcısı Sancho Panza birlikte giderlerken rastladıkları yer değirmenini kitaplarda okudukları devler zannederek hücum ederler. Don Kişot'un bir de kız arkadaşı vardır. Dulcinea. Ne romantik değil mi? Ay neresi romantik bunun? Peki değirmenleri öldürebilmişler mi? Bombayla daha kolay olurdu. Üçüncü sorumuz müzikle ilgili. Şarkı söyleyeceğiz değil mi? İnsanlaşma. Soruyorum, sayacağım şu üç isim hangi enstrümanlar grubuna girer? Saksafon, trompet ve trombon. Bunlar üç silahşörler. Müzikte üç silahşör yoktur. Kafamı karıştırmayın. Bence bu sorunun yanıtı yok. Öylesine sorulmuş bir soru bu. Öylesine. Anladın mı? Yanıtlar lütfen. Kaç silahşör varmış peki? Karıştırıyorsa. C vitamini soğanda. Susun da üstadınız konuşsun. Buyurun üstad. Bunlar adını hatırlayamadığım üçünlü müzisyenin soyadları. Stop. Siz de bilemediniz Bay Kazım, üstadım karga. Stop. Doğru yanıt saksafon, trompet ve trombon. Üflemeli çalgılar grubuna giren üç müzik aletidir. Bunlara malzemelerinden dolayı prince enstrümanlar da denir. Bay Bernardo, Ali Fare ve Bay İsmiyer neyse karga, teşekkürler. Daha zor sorun yok muydu? Benim hiç müzik aletim olmadı. Bir kontrbasım bile yok. Dördüncü sorumuza geçiyorum. Bize içinde şah, vezir, fil, at, kale bulunan bir oyun söyler misiniz? Fil kaleye sığmaz. Saçmalamayın. Sığmaz. Saat ilerliyor, tamam. Şah atına binip gider. Sonra ne olur? Vezirin kalede canı sıkılır. Olmadı. Bunlar müzisyen. Saksafonda fil, davulda at, piyanoda vezir var. Şah ne oldu? Şah da bilet alıp onları izliyormuş. Ne grupmuş ama? Hayır çok saçma. Müzisyen falan değiller. Şah da o ata binemez. Çünkü şah, vezir, at, fil ve kale satranç atlı oyunun taşlarıdırlar. 16 tane piyon bulunur. Satranç iki kişi tarafından oynanır. Mat yapan kazanır. Atlar ayakkabılarını nasıl giyerler? Kaç numara demedim, nasıl giyerler dedim. Açıl yahu, göremiyoruz. Çekecekle. Değil, onlar insan mı? Daha bitmedi mi bu yarışma, bitmedi mi? Atlar hiç insan olur mu? Yanıtlar. Önce çaraplarını giyerler, sonra ayakkabılarını. Arkasına basarlar. Hayır yanlış. Çok basit. Dikkatle dinleyin. Önce sağ ayak burnu, sonra topuk. Lütfen ciddi olun Bay Kazım. Enteresan karga. Dinliyoruz. Tabii nasıl atladım. Ayakkabı önce boyanır. Tamam anlaşıldı. Bay saçma karga. Sizden yanıt çıkmayacak. Atların nal adını verdiğimiz U şeklinde ayakkabıları demirden yapılmış olup tabanlarının altlarına nalbantlar tarafından çiviyle çakılmak suretiyle yerleştirilir. İyi ki at değilim yahu. Kül kedisini okumadın galiba. Ay ben kül kedisine bayılırım. Sakinleştiyseniz altıncı sorumuza geçiyoruz. Soru şöyle. Örümcek avını nasıl yakalar? Bayan örümcek mi? Örümceklere bayılırım. Sersem şey. Gogo.
Evet, süre doldu. Söyle Bernardo'cuğum, örümcek avını nasıl yakalar? İçirip sarhoş eder, sonra da yakalar. Çukur kazıp içine düşürür. Bomba atarak tabii. Gene her üç yanıt da yanlış. Doğrusu örümceklerin en tanınmış özellikleri ördükleri ağlardır. Bunlar ağaçlara ve kuytu yerlere ördükleri bu ağlarla böcekleri avlarlar ve yerler. Bunu söylediğin çok iyi oldu Rottişko'cum. Artık daha dikkatli yürürüm. Saçma! Tehlikeli! Tehlikeden korkmam ama... Korkmana gerek yok Bernardo'cum. Ben de lambam açık uyurum. Muz, kalori, enerji! Sağlam dişler, güçlü kemikler! Kabak yiyiz sizin de olsun! Brontozor nedir? Duyduğum en kolay soru bu. Seni dinliyoruz. Milattan önce 300 yılında yaşamış Yunanlı bir filozof. Ah Bernardo'cum, biraz daha düşünemez miydin? Onun düşünmesi çok zor. Galiba çözüyorum. Neyi? Örümceğin ağına düşürdüğü böcek bu. Hangi örümcek? Demin ağlar örümcek vardı. Akılsız ya. Akılsız yaratıklar. Saçma, siz Brontozor'un ne büyüklükte olduğunu biliyor musunuz? Bir bilsek. Belli oluyor. Yani örümcekten bile mi büyük? Olsun, o da kocaman ağ yapar, gene yakalar onu. Brontozor örümceğin ağına düşmeyecek kadar büyük bir şeydir. Duysa çok gülerdi herhalde. Gülermiş. Cesurmuş. Ondan büyükmüş. Brontozor nedir? Evet, yanıtlarınızı bekliyorum. Siz söyleyin Ali Fare. Yoksa yeni bir rock grubu mu? Hayır, siz söyleyin Bay Kazım, kömür karga. Kömür karga değil, kaba karga. Bu yanıt olamaz. Zaten değil. Bu şey olacak, geçen gün yedim. Ha, yeni bir hamburger sosu. Ay, hamburgere bayılırım. Bana da hamburger. Olmayan şeylere uydurmayın. O bir hayvandır, hamburger değil. Tamam o zaman, mutlaka bizdendir. Neyse, unutalım bunu. Brontozor günümüzden 150 milyon yıl kadar önce yaşamış dinozor ailesinden bir hayvandır. Yaklaşık 20 metre uzunluğunda, 35 ton ağırlığında olan bu hayvanlar yeryüzünde yaşamış hayvanların en büyüklerinden olup nesilleri tükenmiştir. Stop! 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 Şimdi geldik 8. sorumuza. Konumuz bitkiler. Isırgan otu nasıl yakar? Düşünmemizin hiçbir faydası olamıyor. Ama sen gene de düşün. Çok teşekkür ederim. Benim dedelerim düşünürdü ya. Bu sorular çok kolay. Robotun yerinde ben olsaydım neler sorardım. Vakit doldu. Yanıtlarınız lütfen. Düşündüm. Çok düşündüm ama böyle bir bitkiyi hatırlayamadım. Sakın sen soruları karıştırmış olmuyorsun Rottişko'cum. Hayır, ben hata yapmam. Ondan biraz şüpheliyim. Evet, siz Bay Kazım, koni karga. Koni karga değil, kare karga. Yani kara karga. Bana ismimi unutturdun. Önemli değil, siz yanıtı söyleyin. Bay marka karga. Nasıl önemli değilmiş? Bir türlü adımı öğrenemedin. Koni karga, marka karga. Yeter artık, anladın mı? Bundan sonra adımı doğru söyle. Tamam mı, teneke yığını? Tamam, aksi karga. Beni aksi yapan sensin. Doğru yanıtı açıklıyorum. Bu ısırgan otları ellenince kendi üzerlerinde bulunan keskin kılları bırakıverirler. Deriye yapışan bu kıllarda bulunan ve formik asit dediğimiz bir tür yakıcı sıvı elin yanmasına yol açar. Bu sistem bitkiyi yenmekten alıkonmaya yarar. Daha eğlenceli soruların yok mu ya? Bir düşüneyim. Şöyle kemik çomak oyununun kuralları filan gibi bir şeyler sorsan ha Rotto Botto? Bernardo haklı. 9. soruya geldik. Son olarak 1986 yılında dünyamızın yakınından geçen kuyruklu yıldızın adı nedir? Hemen söyleyebilirim. Bekle, süre dolsun Bernardo'cu.
Gizli kaynaklardan öğrendiğime göre onun adı Henry'di. Hayır, adı Hanife'ydi. Bilemediniz John Wayne. Adı Halley olacaktı. Ünlü İngiliz astronotu Edmund Halley tarafından ilk kez keşfedilen ve adını da ondan alan bu kuyruklu yıldız her 76 yılda bir görünür ve dünyayı heyecana sevk eder. Gelmeden haber veriyor mu? Biliniyor. Oh, rahatladım. Evet, sıra geldi 10. ve sonuncu sorumuza. Şöyle, A, B, C, D gibi isimlerle sahip olan vitaminler ne işe yararlar? Hey, dur bakalım. Şimdi nasıl bir yanıt gelecek yarışmacılardan? Kim bilir? Evet, yanıtlar lütfen. Bilemedim. Onlar birleşip kalp, damar gibi kelimeleri yaparlar. Birleşip sağlık ansiklopedisi yaparlar. Saçmalamayın lütfen. Evet Bay Kazım, kelle karga. Gerçek yanıtınız nedir? Harfler faydalı olsaydı herkes alfabe yerdi. Vitaminler olmazsa insan bedeninde büyük aksaklıklar ortaya çıkar. Örneğin A vitamini eksikliği göz hastalıklarına, B vitamini eksikliği sinirsel hastalıklara neden olur. Dengeli bir vitamin rejimi bünyeyi sağlıklı duruma getirir. Hiçbirinize puan veremiyorum. Şöyle bir mantık yürütülebilir. Nasıl? Bu durumda B vitamini Bernardo için, AF vitamini de benim için iyi olmalı. Bu yarışma 3 yarışmacının da beraberliğiyle bitti. Bir başka yarışmada buluşmak dileğiyle, hoşçakalın gençler. Hoşçakal Bernardo vitamin, hoşçakal AF vitamini ve KK vitamini. Ben vitamin filan değil, koskoca Kazım kaba kargayım. Anladın mı teneke kafa? Bulduk mu? Zor değil mi? Gizlenmesi çok zor. Bu haftaki hayvanımız bir fildi. Kocaman bir fil. Mutlaka bulmuşsunuzdur siz de. Biraz müziğe ne dersiniz? Sırada. Kuklor Mali.